Kamp Karavan Fuarı'ndan herkese merhaba. Bugün CNR Expo'da bulunan Yeşilköy'de Kamp Karavan Fuarı'na geldik. Ve hem buraya gezeceğiz, hem buradaki ürünleri göstereceğiz, hem karavanları gezeceğiz. Fiyatları hakkında size bilgi vereceğiz. Şimdi gelin hep birlikte karavanları gezelim. Yatak burası. Aa. Bak iç ranzalı. Evet. Şu dolaplara da bir bakayım. Ben koçam. Dolapların içi bayağı geniş. Evet, bu çekme karavan. Bu en küçük modellerden bir tanesi. Evet. Üstü açık tavan. Burası da şey herhalde. Burası da mutfak bölümü. Ne bak koçam. Evet. Duş ve banyo da var değil mi? Burası evet. Duş. Ha, duş, evet. Tuvalet değil burası. Evet. Karavana aylık 3222 TL kredi imkanıyla sahip olabiliyor musunuz ama kaç ay olduğunu göremedim. Önemli olan o değil mi zaten? Yatak bölümü. Şurada şarj aletleri var. Aynen. Üstlere böyle şey. Şuraya da çek. Konuşamıyoruz mu? Tuhaflar var. Buzdolabı bizim evdeki kadar var ya. Aynen. Şu tuvaletin banyosunu da göster lütfen. Gel buraya. Tuvalet banyoyu da göster. Evet bu güzel. Yani karavanda gayet iyi. Bizim yapmak istediğimiz de aslında tam olarak böyle bir şey. Evet. Şöyle aracın ön kısmını da göstereyim. Sadece şurayı biraz daha... Mutfak alanını da göster Burçan. Güzel. Sen burada yemek yapabilir misin? Tabii ki yaparım. Küçük sadece burayı biraz daha... Kesin burası çok daha portatiftir. Şu an biz tabii görmüyoruz. Daha iyi yani, kullanılabilirdi değil mi? Koltuk yerine evet, evet. Daha güzel tatlış bir şey. Köşe şeyi gibi yapılabilir. Evet. Bence. Bu nasıl Eda? Bu çok güzel. Diğerinden daha çok beğendim. Evet, bunun ışıklandırması falan daha güzel. Yani aslında bunlar sabit tarla vasfındaki tüm arazileri koyulabilecek. O için tasarlanmış. Bizim en azından bizim bölge için yani. Avrupa'da değil tabii ki ama. Şunu görmüştüm de. Bayağı iyi. Bunları görmemiştim. Güzelmiş. Atıyorum artık bir dönemde falan yapıyorum. Tabii o nakliyesini yapıyoruz. Tabii nakliyesi bize ait. Bir şey yapıyoruz. Bunu beğendin değil mi Eda? En beğendiğim bu oldu. Hatta kartını, broşürünü falan aldım. Belki sonrasında iletişime geçebiliriz. Ablacan bunun için de çok beğendim. Biz karavan için geldik. Tiny House geziyoruz. Ya bu çok güzel. İşte. Şu renklere bayıldım. Gel. Hadi yerinden daha çok beğendim. Her girdiğimizde aynısını söylüyoruz. Yukarıya da bakacağım. Hadi çık. Güzelmiş ya. Bu diğerinden daha güzel abi. Wow. Wow, çok beğendi. Bu tam ev konforunda ya. Evet, ben onu beğendim. Taktı onu.
Aa, çift yatak var çocuklar için falan. Evet, bu ailede misin? Ha, bizim için bu çok büyük. Oo. Çocuk bizi kandırdı. Evet, geçmeyeli yokmuş. Ben de duvarı zorluyorum içine göçmeme diye. Ama şey. Çok iyi. Dolapları falan harika. Baksana. Evet. Çok güzel ya. Bu gezimiz Tiny House'un fiyatı 300 bin TL. Her şey çok dahil içerisine. Bu. Evet. Bu bayağı büyük. Yani çift yatak odalı resmen yani. Bir önceki küçük odanın fiyatı 225 bin TL. Hadi inelim buradan. Bu 300 bin TL. Buradaki 225 bin TL. Hangisini beğendin? 225 bin TL olan küçük olanını beğendim. Büyük ama olan çünkü çift yataklı falan hani. Biz iki kişiyiz yani. Başka bir şekilde kullanabilirsin ama orayı. O kadar büyüğe gerek var mı? Yok. Hemen yanında bir tane küçük çekme bir karavan var. Bak küçücük. Ben oturdum. Bu karavan güzel ama küçük. Yani bence bunda seyahat ederken biraz zorlanır insan. Bence de. Bu kadar küçük istemiyorum ben. Evet. Çünkü evin oluyor yani karavan senin. O yüzden bu kadar küçük bir ev, bilmiyorum, rahatsız edici olabilir. Kampımızın sürekli kullandığımız Nurgaz'ın şeyinden. Evet. Yine Nurgaz tüpümüz burada. Şu an fark ettim, bizde de Nurgaz'ın bayağı ürünü varmış. Sandalyesi, masası, tüpü, evet, ocağı, hepsi, tenceresi falan. Şu an hepsini görünce hatırladım yani. Biz de böyle bir karavan istiyoruz. O yüzden en çok bu modellere bakıyoruz. Böyle bir karavanın fiyatı da 500 bin TL. Fiyatlar muhteşem değil mi? Tiny House resmen karavandan daha uygun. Ama şimdi karavan yalnız. Karavan mobil bir şey. Karavanla her yere gidebiliyorsun. Tiny House öyle yapamıyorsun. Sadece arsaya koy, beklesin. Onu sürekli bir yere götüremezsin. Ya, o da doğru. Şimdi şurada bizim Şişli Mecidiyeköy metro metrosuna giden minibüsümüz var zaten. Ona bakacağız. Rengi çok iyi değil mi? Aa, bak bu çok güzelmiş ha. Bunun mutfak dizaynı falan da çok güzel. Evet, çek oradan. Oo. Bu gayet iyi. Sen de bak. Ben de. Evet, çok tatlış. Güzel. Yatak bölümünü göstereyim. Göster bakalım. Abi. Su akıyor tabii. İnsanlar bunu yaşıyor. Deviriyorsun her yere de. Bak mesela Batuhan bunu daha iyi yapmışlar. Evet. Diyordun ya daha iyi değerlendirilemez mi diye. Evet, bu daha iyi değerlendirilmiş. Evet. Bu da aracın ön kısmı. Hem renk olarak hem tasarım olarak can alıcı
Evet, minibüsümüzün fiyatı 270 bin TL. Değil mi? Onun dışına böyle şey yaptıracaksın. Güzel ve renkli bir şey yaptıracaksın. Morun üstüne. Evet, bir tasarım yaptırabilirsin. Gayet iyi durur. Aynen. Eda'ya zorla böyle bir şeyler aldırmak istiyorum ama Eda istemiyor. Hala beğenmedi mesela. Bence bilmiyorum, gayet güzel. Bilmiyorum. Değil mi? Araç çalır. Gayet güzel. Karavan satışı dışında karavan kiralaması da yapılıyor. Günlük 1000 TL ile 1500 TL arasında fiyatları değişiyormuş. Yani karavanı almadan önce mutlaka bir kiralayıp birkaç günlük bir tatile gidip denemeniz lazım mutlaka. Bir anda alıp giderseniz birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Ben de sevmeyeceksiniz. Aynen. O yüzden mutlaka denemeniz lazım. Önce mutlaka kiralayın. Şimdi burada Stanley'in ürünleri var. Oraya doğru gidiyoruz. Eda Hanım'a termos alacağız. Normalde Stanley'den bizim büyük termosumuz vardı, 1.1 litre kamp için almıştık. Günlük kullanımda onu kullanırız diye düşünmüştük ama çok büyük ve ağır biraz termos. Hani kaliteli olduğu için ağır da oluyor. Ama günlük kullanımda biz onu kullanamadık çok büyük olduğu için. Şimdi burada küçük gördük iki tane. Eda'nınki daha küçük, benimki bir tık daha büyük. Fuarda özel indirim vardı. Bir de Stanley zaten ömür boyu garanti de veriyor sıcaklığa ve dayanıklılığa karşı. İkisi için de 440 TL ödedik. Fuar gezimizi de bitirdik. Fuar o kadar büyük değildi. TÜYAP'taki fuarı bekliyoruz. Ocak ayında TÜYAP'ta bir fuar olacakmış kamp karavan. Burada çok fazla model yoktu. Hep aynı modeller vardı neredeyse. Ama yine de bir aklımızda fikir oluşmuş oldu. Karavan şeyleri için, araç çadırı için olsun. Ben fuarı yine de beğendim. Küçük ama güzel. Aynen, yine de bir fikir oluştu tabii ki. Biz fuar alanından çıkış yaptık. İyi ki erken gelmişiz. Şu an çıktığımızda gördük ki hem dışarıda sıra var hem de kalabalık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.